أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşler, bugünkü sohbetimizi Nisan ayı boyunca, daha yeni çıkmış bulunan Nisan ayı boyunca Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatıyla alakalı Kutlu Doğum Haftası adıyla Türkiye'nin hemen her yerinde Efendimizin hayatını, ahlakını, tavırlarını, sünnetlerini çeşitli yollarla, konferans şeklinde, açık oturum şeklinde, sohbet şeklinde Nisan ayı boyunca bu çalışmalar devam etti. Biliyorsunuz, Resul-i Zişan Efendimiz'in dünyayı teşrif etmeleri, dünyayı doğumlarıyla şereflendirmeleri miladi aylarda Nisan'a tekabül ediyor. Öyle mi değil mi? Nisan'a. Arabi aylardan da Rabi'ul Evvel ayına tekabül ediyor, karşı geliyor. Dolayısıyla Nisan ayı bir bakıma Allah'ın Resulü'nün dünyayı şereflendirmesinden dolayı çok özel bir ay olarak telakki edilmiş. Nisan'da yağan yağmurlara dahi çok özel bir alaka gösterilmiş. Ben unutmam çocukluğumda, vallahi damların üstüne çanaklar, leğenler koyarlardı. O Nisan ayında yağan yağmurları toplarlar, hamilelere içirirlerdi. Rahmeten lil alemin sebebiyle. Zaten Türkçemizde, kültürümüzde yağmura, Anadolu'na ne diyorlarsa söyleyin, rahmet diyorlar. Adeta yağmur rahmet, Muhammed Mustafa da rahmet. O anlama almışlar. Dolayısıyla Nisan ayı da böylece çıkmış bulunuyor. Allah-u Teala Resul-i Zişan Efendimizin ruhaniyeti hürmetine cümlemizi rahmetinden ve rızasından hissedar eylesin. Rahmet ve rıza. Kardeşler, bu okuduğum Tebbet suresi, Suretü Tebbet,
Mekkiyetün. Bakın her surenin başında o surenin kimliğini beyan ediyor Rabbimiz. Sureti Tebbet ismini koymuş, Tebbet suresi. Hemen arkasından Mekkiyetün. Mekkiyetün ne demek Kadim suresi? Mekke'de nazil olmuştur demek. Mekkiyetün. Bakın Kur'an'da hepsinde var. İki tane kelime var. Ya Mekkiyetündür yahut Medeniyetün. Medeniyetün demek Medine'den alınmış. Zaten başka yer yok. Kur'an ayetleri ya Mekke'de ya nasıl söyleyeyim? Medine'de. Bir sure ya Mekke'liydi ya Medine'liydi. İniş bakımından. Onun için burada Mekkiyetin ya. Demek ki Mekke'den alınmış. Ve hiye hamsu ayatin. Ve hiye bu sure hamsu ne demek hams? Beş demek, beş. Hamse, Arapça beş demek. Karadeniz'in hamsesi değil. Bu hamse, beş. Hamsu ayatin, beş ayet. Demek Tebbet suresi beş ayetten ibarettir. Mekke'de nazil olmuştur. Ve çok dehşetli manalar taşıyan, ibretlerle dolu, Müslümanların ders alması, ibret alması açısından İslam düşmanlarının bilhassa İslam'a karşı tavır alacak olanların bu Tebbet suresini okuması lazım. Bu sureyi dikkatle incelemesi lazım. İslam'a, Hazreti Muhammed'ül Emine, Kur'an'a karşı koyacak adamlar her yerden ve her şeyden evvel bu Tebbet suresini tetkik etmeleri lazım. Şimdi başlıyoruz. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Küçük küçük ayetler bunlar. Manasını mutlaka namaz kılan kardeşlerimiz tefsir kitaplarından hiç değilse, bütün Kur'an'ı demiyor, hiç değilse namazda okuduğumuz ve halkın arasında namaz sureleri denilen bu küçük surelerin tefsirini eğer bir tefsir kitabından Türkçe okumamışsanız vallahi zarardasınız, ziyandasınız. Yeminle söylüyorum. Zarardasınız, ziyandasınız, kusurlusunuz, eksiksiniz. Hiç olmasa namaz sureleri. Elem tereden başlıyor, malum 10 tane küçük sure. Ne olur bir gün veya bir gece veya bir başka zaman içinde tefsir kitaplarından birisinin üzerinden bu küçük surelerin mealini demiyorum, meal bir şey ifade etmiyorum. Tefsirini okusanız ne olur değerli kardeşlerim. Okuyalım Allah aşkına. Allah'ın kitabının tamamını belki o kolay bir şey olmayabilir. Ama şu 10 tane küçük surenin niçin manası okunmasın tefsirden? Niye bu kadar Kur'an'ın manasından uzak yaşıyoruz? Yani sadece Kur'an yüzünden veya ezbere okunsun diye mi geldi? Hayır. Anlaşılsın, anlatılsın, içindeki hükümlere, hikmetlere itibar edilsin. Ve ona göre hayatını Müslüman tanzim ve tertip etsin. Vallahi gaye budur. Kur'an birbirimizin suratına bakarak okunsun diye gelmedi. Her zaman bunu söylüyoruz. Yarın huzur-u ilahide Cenab-ı Hak Kur'an'ı okudunuz mu diye sormayacak. Kur'an'daki hükümler yaşadınız mı? Bak iş değişti. İş değişti. Kur'an'ı yüzünden veya ezbere okumak sünnet ama Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeksiz söyleyin. Farzdır. Farzı bırakmışsınız, sünnetle uğraşıyorsunuz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Kur'an'la olan münasebetlerimiz dürüst değil, doğru değil, yanlış.
Kur'an ile iletişim halinde değiliz. Kur'an ile münasebetlerimiz iyi değil. Evvela Kur'an ile münasebetlerimiz. Kur'an anlaşılmıyor. Kur'an tefsiriyle, izahıyla, manasıyla, muhtevasıyla okunmuyor. Kur'an bundan davacıdır. Kur'an kendisini böyle okuyanlardan vallahi şikayetçidir. Okunuyor, anlaşılmıyor. Değerli kardeşler, alemi İslam'ın içinde bulunduğu sıkıntıların, sarsıntıların ve daha bilinmeyen musibetlerin temelini, kaynağını araştırın. Kur'an'ın anlaşılmamış ve Kur'an'ın arzu edildiği gibi Müslümanlar tarafından algılanamamış ve yaşanamamış olması yatıyor. Yoksa Kur'an'da hepsi var. Tebbet yeda ebi leheb. Hepiniz biliyorsunuz ki bu sure bir şahsın hakkında ve o şahsın hakkında kıyamete kadar gelecek olan ehl-i küfrün hakkında nazil olmuştur. Evet. Yani isminin, surenin ismi bir şahsa ait olması kıyamete kadar bütün ehl-i küfrü alakadar etmiyor değil. O şahsın zatında bakın mesela Ebu Leheb, hepimizin bildiği gibi Peygamberimizin öz, siz söyleyin, amcasının ta kendisidir. Öz amcası. Ebu Leheb isim değildir. İsmini, ana ismi değil bu. Ana ismi Abdülhuzza'dır. Abdülhuzza, Ebu Leheb'in öz adı, ana adı. Doğduğu gün kendisine verilen isim Ebu Leheb değil, Abdülhuzza. Uzza nedir? Büyük putlardan birisidir. Rübel, Lat, Menat, Uzza, Yavuz, büyük putlar. Bu da o büyük putlardan birisine izafe edin. Abdülhuzza, Uzza putunun kulu, kölesi diye isim almış. Yaman bir müşrik. Koyu bir kafir. Ebu Leheb. Ama peygamber andasın. Ne yapalım? Niye Ebu Leheb bunu bu künyeyi, buna künye diyorlar, künye. Bu künyeyi kim vermiş bu zalime? Mekke halkı vermiş. Çok sağlıklı bir adammış. Mekke'de yaşayan insanların arasında yanakları kıpkırmızı olan tek adam. Yanakları kıpkırmızı. Sağlıklı, kan fışkıracak derler ya, yanakları kıpkırmızı olduğu için ateşe benzetmişler, ateş. Ateş kırmızı değil mi? Alev rengi. Bundan dolayı yanaklarının aşırı şekilde kırmızı oluşu, kan rengini ifade etmesi sebebiyle Ebu Leheb demişler. Leheb demek kırmızı, ateş demek. Leheb Arapça alev, ateş. Fakat ne ilginç bir künye ki sonunda işte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemin İslam'ı açığa vurduğu, peygamberliğini ortaya koyduğu zaman Allah'ın Resulüne ilk karşı gelen adam Ebu Leheb. Allah'ın Resulüne en ilk kötü muamele yapan adam. İlk, birinci, bir numara. Muameleyi Allah-u Teala bu Ebu Leheb'in muamelesini ne kadar şiddetli, Rabbimiz ne kadar şiddetli karşılamış ki onun hakkında kıyamete kadar okunsun, unutulmasın diye onun adına bir sure lazım. Suretü Leheb. Subhanallah. Müthiş şeyler bunlar. Hadise biliyorsunuz Peygamberimiz Fesra bima tümer ve
وَيَحْرِزْ عَلِ الْجَاهِل۪ينَ ayetini aldığı, sonra da وَاَنْزِلْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Habibim evvela peygamber olduğunu yakın akrabana söyle. Enzil, korkut, anlat. Aşireteke, aşiret ne demek? Yakın insan. El akrabim yakın aşiret, yakın akrabalara. Bu da amcası, yakın akrabası tabii. Amca az bir şey mi? Babam akrabana bir adam. Peygamber olduğunu açığa vurur vurmaz, bütün Kureyş kabilesi, işte peygamberimizin aşireti, tamamına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği ve bunu açıkça ortaya koyduğu zaman Kureyş'in tamamı, Haşimoğullarının tamamı tabi buna muhatap oldu, olur olmaz bunu duyar duymaz herkesin gözü, ilgisi, alakası Ebu Leheb'e yöneldi. Hele ne diyecek? Aşirette de biliyorsunuz kim daha yaşlıysa, kim en ağır, en yaşlı, en önde kim ise o konuşmadan öbürleri konuşabilir mi? Hala aşiretler öyledir. Aşiretin önündeki adam ne yaparsa gerisi onu yapar. Halen Doğan adında bunlar var. Herkes Ebu Leheb'e bakıyor. Peygamber'e ne diyecek? Gerçi uzun bunlar, siyerle alakalı, İslam tarihiyle alakalı ama yeniden hatırlansın diye söylüyorum. Biliyorsunuz topladı bütün Kureyş'in tamamını, kadın, erkek, büyük, küçük topladı Safa tepesine de onlara buyurdu ki şu tepenin arkasında pusuya yapmış bir ordu, bir düşman askerleri var. Biraz sonra Mekke'ye saldırıp malınızı, mülkünüzü yağma edecekler desem bana inanır mıydınız? Bu çok mühim bir hadise. 40 yaşındaki bir insan. 40 yaşına kadar Peygamberimiz Mekke'de onlarla beraber yaşamış, biliyorsunuz. Mekkeli. Bana inanır mıydınız? O kadar güven vermiş, o kadar itimat vermiş, o kadar halka emniyet vermiş ki tereddütsüz bütün Kureyşliler evet dediler, ey Muhammed sana inanırız, sen Muhammed'ül eminsin. Emin demek çok güvenilir. Çok emniyetli adam, emin, emanet sahibi. Hiç kimseyi kırmamış, yalan yok, dolan yok, dümen yok, hiçbir şey. Tertemiz adam Muhammed'ül Emin. İnanırız dediler. Hiç tereddüt yok dediler. Öyleyse ondan daha büyük bir tehlikeyi haber veriyorum. Nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demez ve buna inanmazsanız sonunuz ebedi cehennemlik olacak. Ebedi hüsrandasınız. Yağma mağma solda sıfır kalın. Buna da inanmıyor musunuz? Buyurdular. İşte o zaman bütün gözler Ebu Leheb'e çevrildi. Aşiretin büyüğü, önündeki adam, önemli adam, mühim adam, Ebu Leheb. Hele ne diyecek, ne cevap verecek ki onlar da ona göre hareket etsinler. Eğildi, sağ eliyle yerden avucunun toplayabileceği kadar toprak topladı. Çakıl, kum, toprak neyse, ne eline gelir topladı. İki adım öne çıktı, tebbet yedâke ya Muhammed, ellerin kurusun ey Muhammed, bunun için mi çağırdın bizi buraya dedi ve o mübarek suratına, yüzüne avucundaki toprakları saçtı, çekildi. Olay bu. Allah'ın gazabına, gadabına, dehşetine, şiddetine bakın ki daha Peygamberimiz Efendimiz'in mübarek yüzünden ve sakallarından o çakıl taşları, kum taneleri dökülüp de tamamı yere düşmeden Arş-ı Âlâ'dan Cebrail geldi. Allah azabın şiddetine bak ya. Çok geldi ve bu beş ayeti getirdi.
Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe. Asıl Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurumuş burada. Asıl senin ellerin kurusun ey şerefsiz Ebu Leheb. Ayet geliyor, dikkat edin. Ayet geliyor. Niye tebbet yeda Ebi Leheb, niye ellerin kurusun dedi. Çünkü o da Peygamberimizin mübarek yüzüne toplarını neyle atmıştı? Elinle atmıştı, kürek yok. Elleri kurusun demişti. Burada çok zengin manalar var, oralara girersek ne zamanımız gider, ne de saatimiz gider, vakit geldi zaten. Şu nokta üzerine biraz duralım diyorum. Neden Cenab-ı Hak bu kadar süratli azabını, kararını gönderdi? Bak karar, arş-ı alemden karar geliyor. Tebbet yeda ebi leheb, buraya kadar beddua, Allah beddua ediyor. Eder mi eder? Bak etmiş işte ayet var. Ve tebbe Allah'ın ihbari kararıdır ve kurulmuştur. Öyle de olacaktır diyor. İşte bundan dolayıdır ki daha ruhu bedeninden çıkmadan, yani ölmeden evvel ebedi cehennemlik olduğuna Allah tarafından karar verilen tek adam kimdir? Ebu Leheb işte görüyorsunuz. Ölmeden evvel ebedi cehennemlik olduğuna dair arştan karar gelir. İki iyi bir adam yoktur birisi. Tarihte yok. E Subhanallah. Ne bu şiddet nereden geliyor? Bu şiddet ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdim dediği kainatın efendisine reva görülen hakaretin karşısına Allah'ın dikiliş şekline bakın. İşte onun için demin dedim ki İslam'ın önüne çıkıp İslam'ın gelişmesini, Kur'an'ın yayılmasını, dini İslam'ın kuvvetlenmesini engellemek isteyenler Ebu Leheb'e bakması lazım mı değil mi? Bakın ne bir şiddet var görüyor musun? Hadi çıkın bakın. Hadi çıkın Muhammed Mustafa'nın yoluna. Kesin bakalım erkekseniz önünü. Ebu Leheb ortada. Ve Cenab-ı Hak onun öz adına sureyi göndermiyor, künyesi adına sureyi göndermiyor. Öz adı neydi? Abdülüzzâ. Hani öz adının üstüne sure, tebbet yeda Abdülüzzâ demiyor. Ebu Leheb diyor. Ne demek? Leheb ateş demek ki biliyorsun. Alev ateş, Ebu baba demek. Ebu Leheb ne oluyor o zaman Ebu Leheb? Ateş babası. Ateş babası. Ve şimdi Allah'tan gelen karar ile kıyamete kadar, bugüne kadar gelen geldi, geçen geçti. Bugünden de kıyamete kadar gelenler olacak. Bu gelip geçenler içinde ve bir de kıyamete kadar gelecek olanlar içinde kim cehennemlik olacaksa hepsinin babası oldu. Hepsinin başı oldu. Ebu Leheb. Ateş babası, cehennem babası, cehennemliklerin babası. Hani var ya babalar şimdi, mafya babası, falan baba, filan baba, var sonra Mekke'de de var. Mesela bir de Ebu Cehil var. Ebu Arapça baba demek biliyorsun. Cehil demek cehalet demek. Ebu Cehil ne demek? Cahillerin babası. Dünyada ne kadar cahil varsa senin babası o. İslam böyle künyelerle ifade ediyor. Bütün cehennemliklerin başı, babası şeklinde, surede dehşetli bir mana var. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Demek ki kıyamete kadar gelecek olan kafirlerin içinde hiç kimse Ebu Leheb'in üstüne çıkamayacak. Çünkü hepsinin babası bu. Hepsinin başı bu. Rahmeten lil aleminin. Mesela
Öbür peygamberlere de karşı çıkanlar olmuş. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e ve bilumum peygamberlere daima karşı çıkılmış. Evet. Hiçbirisi hakkında böyle bir sure, böyle bir ayet açık yok. Künyesi adına, ismi adına sure yok. Ama rahmeten lil alemine karşı çıkmış olması ve öz amcası da olması bütün dikkati çekiyor. Yani öz amcası olması hepten insanı hayrete düşürüyor. Amcalar daima yeğenlerini korur biliyorsun. Böyle değil. Hazreti Muhammed öz yeğeni olduğu halde ateş püskürüyor, ateş. Ağzından ateş dökülüyor Ebu Leheb'in. Hatta Zülmecaz panayırında, o zaman Mekke'de mühim panayırlar olurmuş. Panayır. Herkes neyi var, neyi yok getirir panayıra. Panayırı biliyorsun. Şimdi ona fuar mı diyorlar, ne diyorlar, fuar. Eskiden panayır derlermiş. Malını, mülkünü işte şiir, şair, sanatkar, esnaf, alıcı, verici kimse de panayırda. Her tarafa oraya geliyorlar, pazar yeri gibi. Efendimiz de Allah'tan aldığı emir icabı, o panayıra gider, şu iki kelimeyi söylermiş oradaki insanlar. Tüccarlar, uzaklardan gelmiş insanlar, mal getiren, efendim sanatını, el işi, göz nuru, el emeğini getirenler. Orada kimi bulduysa, kimi yakaladıysa Peygamberimiz, "Kulû lâ ilâhe illallah tüflihû" diyor. Gelin, la ilahe illallah deyin, kurtulun. İki kelime. Kulu, Arapça deyin, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmaz. Deyin, tüflihu, kurtulun, felaha erin. Bunu söylüyor Peygamberimiz, daha oradan çekilir çekilmez, uzun boylu, heybetli, kırmızı yanaklı Ebu Leheb geliyor, biraz evvel Peygamber'in İslam'a davet ettiği adamlara diyor ki, sakın inanmayın diyor, bu adam Mekke'de fitne çıkarttı, bunun sözüne inanmayın, bunu kabul etmeyin, hiç duymamış gibi olun diyor. Oradan gidiyorlar, ya kim bu diyorlar, bu diyorlar ki bu Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb. Hangi kapıyı çalıp İslam'ı aşılamışsa Ebu Leheb gidip inanmayın, inanmayın, yalancıdır bu adam diyor. Böyle bir kafir. Aman ya abi. Efendiler, işte bütün mesele Allah'ın Cenab-ı Hak Erhamurrahimindir. Allah'ın rahmet sıfatı gadabından daha öndedir. Öyle mi değil? Rahmeti gadabını geçmiştir. Ama rahmeten lil aleminin suratına, yüzüne hakaret ederek, alay ederek, küçük düşürmek için o rahmeti adeta kepercesine ona hakaret etmesi, onu rencide etmesi kırdı Muhammed Mustafa'yı. Peygamberimiz günlerce ağladı. Amcası ya başkası olsa bir şey diyemezsin. Şerefsiz adam, hale bakın. Yetim Muhammed, öksüz Muhammed. Kimsesi de yok. Onu koruyacaklarına, onu müdafaa edeceklerine, onu muhafaza edeceklerine herkesler evvel karşı çıkıyorlar. İnsan kahrolur tabii. Kolay bir şey değil. Allah'ın azabı demin dediğim gibi Efendimizin mübarek yüzünden o kum taneleri yere kaç saniyede dökülür fazlalık şey ama şu şiddete Allah'ın derhal azap kararını tebliğine bakın ki Cibril-i Emin geliyor tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe asıl Ebu Leheb'in elleri kurusun ki ebediyen kurumuştur kuru bir şey cehennemde veya ateşte diyelim kuru şey mi çok yanar, yaş olan şey mi? İyi yansın diye kurusun diyor Cenab-ı Hak. Çünkü kuru çok sabit yanar. مَا أَغْنَى عَنْهُ وَمَالُهُ. Bak
bakın. Ne onun zenginliği, ne malı, ne mülkü ve ma kesebe. Keser Arapça el kesbü kazanç demek. Kazan. Kesbikar demek eskiler. Ne kazancı, ne mülkiyeti, ne zürriyeti, ne efendim şöhreti, ne serveti onu ebedi cehennemlik olmaktan kurtaramayacak. Çünkü Araplarda zengin bir adam ne yaparsa yapsın, siz söyleyin, ne oluyordu? Yanına kalıyordu. Zengine dokunmak mı? Cehennemlik olmaktan kurtaramayacak. Çünkü Araplarda zengin bir adam ne yaparsa yapsın, siz söyleyin, ne oluyordu? Yanına kalıyor. Zengine dokunmak mümkün değil. Mümkün değil, yani zenginse, kuvvetliyse ona kimse dokunamaz. Cahiliyede böyleydi. Onun için Efendimiz ne diyor? Vallahi sizden evvelki kavimlerin yıkılıp gitmesinin sebebi, zenginler suç işlediği zaman ceza verilmez, fakirler işlerse onların canını okurdu. Bugünkü de hayat öyle. Vallahi diyor, eğer kızım Fatıma da bir suç işlese, kızım Fatıma, peygamberin kızı, ona da ceza vermekte santim tereddüt geçirmezdim. İslam bu. Taraf tutmak, akrabaymış, falancanın oğluymuş, falancanın adam. İslam'ın getirdiği nizamın karakteri bu. Kuvvetliler değil, haklı olanlar kuvvetlidir. İslam'da kim haklıysa en kuvvetli adam, siz söyleyin, odur. Şimdi tam tersi, kim kuvvetliyse haklı odur. Tam zıddı hakim. Şu anda dünyamıza bu hakim. Amerika böyle, bütün dünya böyle, kim kuvvetliyse. Kim maddi bakımdan vesaire iktisadi bakımdan güçlüyse ona dokunamıyorsunuz. Ama bir fukara ufacık bir şeye dokunduğun başına kıyamet kopuyor. Onun için مَا أَغْنَى عَنْهُ وَمَالِهُ وَمَا كَسَبْ. Ne kazancı ne mülkiyeti onu ateşten koruyamayacak. Demek ki o zaman korunuyormuş zengin adamlar. Allah diyor ki, Cenab-ı Hak diyor ki, sakın malına, mülküne güvenme. Varını yoğunu versen, kainatı versen, bu azab-ı ilahiden kurtulamazsın. İşte onun için İslam'ın önünü kesmek isteyenler bu sureyi okuması lazım. Hem Müslümanların bu sureyi çok iyi bilmesi lazım, hem de İslam düşmanlarının bu sureyi bilmesi lazım. Gözlerine alsınlar bazı şeyleri. Seyesla naren zâte lehebin. Bak, ayet devam ediyor. Seyesla yaslanacak, dayanacak naren. Nar ne demek nar? Ateş. Cehennem. Cehenneme dimdik sokulacak. Şimdi yasla diyor, yani dayanacak, oturacak demiyor. Oturacak demiyor. Seyekudu naren, ateşe oturacak demiyor, ayakta kalacak. Şimdi hapishanede hapis mahpus olanlar, mahkum olanlar koğuşlarda oturuyorlar da, yatıyorlar da, öyle mi değil mi? Ama dimdik ayakta ceza çeken yerler var, nedir? Hücre, hücre. Adamı hücreye atıyor. Ne oturabilirsin, ne yatabilirsin. Allah Celle Celaluhu diyor ki, biz dimdik böyle kütük gibi cehenneme dayayacağız bu şerefsizi. Oturmak oturmak da yok. Zaten leheb çok alevli, çok ateşli. Bu mübarek kelimeden Türkçemize bir kelime girmiş. Çoğumuz farkında değiliz. Mesela bir yara kabuğu kalkar, sulanır, kıpkırmızı hale gelirse ne kapmış dersiniz? İltihap kapmış. İltihap lehepten geliyor vallahi. Kıpkızıl olur. İltihap. Bak lehep. Ateş kendinden ya. Zat-ı lehebin, zat-ı iltihabin, iltihap, yara, zeriha,
suyu akıyor, irin akıyor, kıpkızıl, kıpkırmızı yaralara iltihap, lehep kelimesinden Türkçemize girmiş. Bakın Kur'an'a bak. Böyle girecek. Sonra cehennemde yalnız mı kalacak? Yok, yok. Yalnız kalmak yok. وَمْرَأَتُهُ Ne demek? Nikahlı karısı da. Karısı var adam. Ümmü Cemil. Ümmü Cemil. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi. Ebu Leheb'in karısı. Aynen Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ebu Leheb'i dindik. Nasıl cehennemde ebedi kalmak üzere cezalandırdıysan karısını da aynı cezalandıracağım. Niye? Çünkü karısı Hazreti Muhammed'e düşmanlıkta herkesten çok Ebu Leheb'e yardım etti. Ya. Peygamberimizin bütün ne yaptığını, nereye girdiğini, nereye çıktığının haberini topla kafirlere gelip ihbar eder. Vay şerefsiz kadın, namussuz kadın. Ya Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in karısı. Allah diyor ki, cehennem kararımı verirken وَمْرَاتُ ona destek oldu, Ebu Leheb'e yardım etti, bütün gücünü İslam'ın aleyhinde kullandı diye karısını da ebedi cehenneme sokacağım. Ölmeden evvel cehennemlik olduklar hakkında ayet geliyor. Var mı dünyada benzeri? Şu şiddete bak. Cehenneme sokuş şeklini de Cenab-ı Hak beyan ediyor. Çok şiddetli ayetler bunlar, Müslümanlar. وَمْرَاتُ karısı da aynen cehenneme, ebedi. Ne olarak? حَمَّالَتَ الْحَطَى Bakın hammal kelimesi var. Kur'an'da geçiyor. Hammal ne demek? Yük taşıyan. Hatat Arapça odun dedi. El-hata bu odun. Sırtında odun, cehennemin alevi, Ebu Leheb'in ateşi daha da gürleşsin, daha da çatır çatır yansın diye öl kocası Ebu Leheb'e sırtında yana yana odun taşıyacak. Azaba bak, azaba. Müslüman. Azabın şekline bak. Sen misin laf götürüp getiren, sen misin Habibullah'ın aleyhine çalışan, sen misin İslam'ın önünü kesmeye çalışan, sen misin gücünü, kuvvetini, kudretini, cinselliğini, kadınlığını, erkekliğini İslam'ın aleyhine kullanan? Çekin cezanızı, çekin belanızı. وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ Hammal, yük taşıyan demek. Hamil, Arapça taşıyıcı, hamil. Kadın olursa, hamil kelimesi, kadın olursa nasıl olur? Hamile. Bak, karnında çocuk taşıdığı için kadınlara hamile denir. Hamil, hamal, hammal. Hatta birisi size bir çek keserken adınıza kesmemişse ne diyor? Siz söyleyin. Hamiline, taşıyıcıya demek. Kim bulursa onundur. İsim yok. Hamil, hamiline, hamile, hammal, hammaletel hatab. Bakın, Türkçedeki farkında mısınız? Bütün kelimeler, kültürümüzün kaynağı ne oluyor? Siz söyleyin. Kültürümüzün kaynağı nedir? Kur'an'ın kendisi bak, deminden beri sayıyorum. Kültürümüzün kaynağı Kur'an. Şimdi işte kültürümüzü Kur'an'dan soyutlamak istiyorlar. Kültürümüzü, medeniyetimizi, tavrımızı, tarzımızı, şeklimizi, her şeyimizi İslam'dan uzaklaştırmak, soyutlamak, uzaklaştırmak, bu 1400 yıldır bu mücadele devam ediyor. Hiç kesilmeden devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Yani her şey süt liman olacak değil. Ama burada tabii büyük bir imtihanın içindeyiz. Müslümanlar büyük imtihan içindeler. Çok büyük imtihana muhatap bulunuyoruz. Şu anda en fazla dinimiz ile imtihan olacağız. Bakalım İslam'ın Müslüman sıfatıyla İslam'a, mümin sıfatıyla Kur'an'a ne kadar sahip çıkabiliyoruz, ne kadar çıkamıyoruz.
En az malımıza, mülkümüze, kapının önünde duran arabamıza sahip olduğumuz kadar, merak ettiğimiz kadar dinimize, inancımıza sahip olabiliyor muyuz? Olamıyor muyuz? İmtihanının vallahi içindeyiz. Hadi bakalım. Değerli kardeşlerim. Şimdi aklıma geldi. Uzun zaman biliyorsunuz mahkemelerde yargılandık. O zaman 163. madde vardı. Laikliğe aykırı propaganda maddesi 163. Sonradan kaldırıldı, biraz nefes aldı. O münasebetle çok sık mahkemelere, Ağır Ceza Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi, 4 sene Selim Yakışlası'nda sıkı yönetim mahkemesi. Gittik geldik, gittik geldik. Tam 17 sene mahkemeleri gezdim. Tanımadığım hakim, mahkum kalmadı. Bir seferinde 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi zannediyorum. Duruşmam var, erken gittim. Şimdi orada bekliyorsunuz. Gittim ki benden evvel camilerden gördüğüm, tanıdığım sakallı, makallı bir Müslüman adam. Böyle volta atıyor, gidiyor, geliyor. Karşılaştık. Hayırdır dedim Hacı Efendi. Hocam dedi işte mahkememiz var. Ne mahkemesi dedim ya. 7-8 kere hacca gitmiş. Müslüman esnafın arasında tanınmış, manınmış. Sakalı şerifi uzatmış. Her haliyle baktığın zaman işte Müslüman. Dedim ki hayırdır dedim, yani bulunduğun yerde birisi İslam'a küfretti, sen de karşı koydun da onun için mi mahkemeye geldin? Vallahi akla o geldi yani, bak ne için yazın var? Dedi yok hocam dedi, benim falan yerde dedi çok kıymetli bir arsa var dedi, arsa. Yanı başımdaki dedi namussuz bir adam dedi benim arsama bir metre tecavüz etmiş, şimdi onunla kapışıyorum mahkemede dedi. Vay zavallı adam var, hele bak adamın kavgasına bak. Dedim ki ya Hacı Efendi vallahi şaşırdım dedim. Her gün Allah'ın dinine tecavüz var. Her gün Müslümanlara tecavüz var. İslam itikadına, Kur'an'a, Muhammedül Emine, Şeriat-ı Muhammediye'ye her gün hakaret var. Tecavüz var, kılımız kıpırdamıyor. Bir metre araziye tecavüz etti diye 50 tane avukat tutmuşsun. Senin yine Müslümanı vardır. Allah razı olsun. Hala benden konuşmuyor. Küsülü benden. Niye böyle dedin diye. Ya bunlar Müslüman olur mu ya? İşte imtihan meselesi bu. Ne kadar dinine sahipsin, ne kadar dinine hakimsin, ne kadar ciddisin, ne kadar samimisin. İmtihandan geçiyoruz. Her şey imtihandır. Her şey imtihandır. Onun için Allah-u Teala bu çetin günlerde, her cepheden İslam'a saldırıldığı şu günlerde, Allah-u Teala bu belalı imtihanı da başarıyla vermeye bizi muvaffak eylesin. Çok büyük imtihandayız. Çok mühim imtihandayız. Hafızlar imtihanda, cami cemaatleri imtihanda, İmam Hatip imtihanda, Kur'an kursu imtihanda, her şey imtihanda şimdi. Allah-u Teala bizi muvaffak eylesin inşallah. Sureyi bitireyim. Hammâletel hatak, odun taşıyacak. Sırtında hem yanacak hem de yangın büyüsün diye odun taşıyacak. Allah Allah, aman yarabbim. Biliyorsunuz, Ebu Leheb dimdik cehennemde kalacağı ifade, bu da hammâletel hataktan anlıyoruz ki o dimdik olamayacak. Çünkü sırtında yük taşıyan hamal dimdik gidebilir mi? Öyle eğil. İki büklüm gidecek. Rezil. Aşağılık hale gelmiş. Tabi ayet-i kerimede odun taşıyanlara asla hakaret yoktur. O bir vakadır. Hamallara da hakaret yok. Allah sırtıyla çalışan bir adama hakaret eder misin söyleyin. Haşa. Bu bir vakayı, bir hadiseyi söylüyor. O taşıdığı odun tabii bizim dünyada böyle gördüğümüz meşe odunu filan değil. Kim bilir daha ne manalar var bilemiyoruz.
Sırf insanlar anlayabilsin diye Allah bunu misal veriyor. Yoksa cehennem ateşi böyle odunla modunla olacak bir iş değil. Korkunç. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدْ Ayet bitiyor. Ezan da okundu, keseceğim, uzatmayacağım. فِي جِيدِهَا جِيد Boyun demek, gerdan. Kadınların boynu, boyun. Allah-u Teala bunu misal veriyor. Boynunda hablün, Arapça habil ne demek? Habil, ip demek, ip. Bildiğimiz ip. Böyle, nedir o, birbirine sarılmış kurgan gibi bükülmüş, bükülmüş. Min mesed, mesed Arapça bükülmüş demek. Hurma lifinden olabilir, başka bir şeyden olabilir. Bir ip veya iplik bükülmüşse, bükülmüş vaziyetteyse ona Araplar hablün min mesed, bükülmüş ip diyorlar. Cehennemde olduğu için kızgın alevler halinde boynunda ipinen azap melekleri çeker çeker götürecek diyor, merkep gibi. Şu rezalete bakın ya. Tefsirlere baktım, diyor ki niçin gerdanında, boynunda bu ip olacak? Ebu Leheb'in karısının boynunda öyle muazzam bir gerdanlık varmış ki, eskiden gerdanlık olurdu biliyor musunuz? Kadınlarda, zenginlerin kadınlarında, zenginlerin kızlarında böyle boyunlarına taktıkları gerdanlık derlerdi. Arapça el-kılade, gerdan. Böyle çok kıymetli, çok pahalı, çok antika gerdanlığı varmış. Bu Ebu Leheb'in karısı zaman zaman demiş ki, kim Muhammed'in önünü keserse bu gerdanlığı ona verecek. Şu dehşete bak ya, ne düşmanlık be. Ne düşmanlık karada, görüyor musunuz? İşte bundan dolayı diyor, sen misin gerdanlığını Muhammed'in yolunu kesene vermeyi söyleyen? Al sana, sonsuza kadar sana cehennemden bir gerdanlık, ateş gerdanlığı, taşım atayım taşıyabiliyorsan. İslam'ın önünü kesmek isteyenler bu sureyi okumalıdır. Hazreti Muhammed'in önünü kesmek isteyenler bu sureyi Tebbet Yeda'yı okumalıdır. Ne gibi neticeleri, ne gibi net sonuçları gözüne almalıdır. Allah-u Teala dini celil İslam'ın önünü kesmek isteyenlere hidayet nasip eylesin. Eğer hidayetleri nasip olmayacaksa sıralar gibi ateşler içinde yanıp çekilip gitsinler inşallah. Rabbim fırsat vermesin. Ezan okunu uzatmayalım kardeşler. Allah nasip ederse böyle her cuma ayrı bir yerde dolaşarak bölge bölge dolaşıyoruz. Önümüzdeki cuma Allah nasip eder bir engel, çengel olmazsa. Biliyorsun arkadan çengel oluyor, önden engel oluyor. Hiç belli değil, belli olmuyor. Olmazsa önümüzdeki cuma Dudullu Merkez Camisi'nde olacağız. Hak Teala cümlemize İslami hassasiyeti ihsan eylesin.